Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibim ve ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar, mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Google'un uygulaması olan Google Maps uygulamasını inceleyeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Videoya geçmeden önce eğer bu videoyu cep telefonlarınızdan izliyorsanız tam ekranı almanızı tavsiye ederim. Haydi videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar uygulamayı uygulama marketlerden indirip yükleyebiliyorsunuz. Burada ben iOS kullandığım için App Store'a giriş yaptım. Google Maps yazmamız yeterli burada. Gördüğümüz bu uygulamayı indirerek giriş yapalım arkadaşlar. Google Maps bildiğiniz gibi navigasyon olarak şu an hayatımızın merkezinde. Çoğumuz kullanabilsin mi? Uygulamaya giriş yaptığımızda arkadaşlar bu özelliği açmamız gerekiyor. Burada bir defaya mahsus izin ver diyebiliriz veya uygulamayı kullanırken izin ver diyebiliriz arkadaşlar. Uygulamayı kullanırken izin ver dediğiniz zaman arka planda konumuz açık olmayacağı için daha fazla güç tüketimi yapmayacaktır. Evet arkadaşlar uygulamaya giriş yaptık. Gördüğünüz gibi konumumuz açıldı. Burada arkadaşlarınıza veya ailenize nerede olduğunuzu bildirin. Yani gerçek zamanlı konumu paylaşabiliyoruz. Burada arkadaşlar uygulamaya giriş yaptıktan sonra mevcut konumumuz şu an karşımızda. Buradaki ayarlarına baktığımız zaman keşfet seçeneği karşımıza çıkıyor. Keşfet menüsünde istediğimiz yeri arayarak devam edebiliriz. Örneğin siz bir hastaneye gideceksiniz acil olarak ve hastanelerin konumunu merak ediyorsunuz. Hastane yazdıktan sonra uygulama size en yakın hastaneleri en yakından en uzağa olacak şekilde göstermeye başlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karşımıza birçok hastane çıktı. Burada üzerine tıklayarak hastanenin size olan uzaklığı, hastanenin genel yorumu, hastanenin telefon veya iletişim adresi, aynı şekilde paylaşma seçeneği, web sitesini karşımıza çıkarıyor arkadaşlar. Kaydet seçeneğinden kaydettikten sonra burada favoriler, gitmek istediğiniz yerlere veya seyahat planları gibi seçenekler karşımıza çıkıyor. Yıldızlı yerlere direkt ilerliyorum. Daha sonradan arama yapmadan kaydedilenlerde bu eklediğimiz yeri bulabileceğiz arkadaşlar. Yol tarifi dediğimiz zaman gördüğünüz gibi burada araç ile kaç dakikada oraya ulaşabileceğimizi söylüyor bize. Adımlar dediğimiz zaman burada aynı şekilde konumumuzdan nasıl bir rota çizeceğimizi bize buradan tanıtıyor. Aynı şekilde sabitle diyerek mevcut gezimizi sabitleyebiliyoruz arkadaşlar. Başla dediğimiz zaman izin ver diyorum. Burada Google Navigasyon karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Aynı şekilde mevcut olarak nasıl bir rota çizeceğimizi buradan da takip edebiliyoruz. Burada sesli olarak da bu iletişimi sağlayabiliriz. Özellikle araç içindeysek telefonu sabit bir yere koyduktan sonra dinleyerek de yolumuzu bulabiliriz arkadaşlar. Pusula burada karşımıza çıkıyor. Arama seçeneği yine aynı şekilde burada rota boyunca yine aynı şekilde benzin istasyonu, restoran, kafeler gibi işletmeleri de buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Evet. Buradan çıktık tekrardan. Burada gördüğünüz gibi araç ile veya yürüyerek de aslında nasıl gidebileceğimizi söylüyor. Yakın mesafe olduğu için bazen yürümek istediğinizde şuradaki insan sembolüne basarak yürüyüş yolu açısından nasıl gidebileceğimizi ve ne kadar bir mesafe gideceğimizi gösteriyor. Kaç dakika içinde gideceğimizi de aynı şekilde burada diğer ulaşım seçenekleri dahilinde de gördüğünüz gibi yine metro karşımıza çıkıyor. Uçak ile yine aynı şekilde giden uçuşları burada gösterebilir size. Daha uzak mesafeler için arkadaşlar. Sağ üstte yer alan aşağı ve yukarı oklar seçeneğinden belirlediğimiz rotayı tam tersine çevirebiliriz. Yani konumumuzdan değil de belirlediğimiz hastaneden bizim konumumuz olan rotayı buradan tekrardan çizebiliriz arkadaşlar. Aynı şekilde bu işlemleri tamamlayabiliyoruz. Sağ seçenekte 3 çizgiye bastığımız zaman buradan durak ekle diyebiliriz. Kalkış veya varış saati ayarlayabiliriz. Çıkış için hatırlatıcı yani alarm kurabiliyoruz. Yol tarifini başka biriyle paylaşabiliyoruz. Ve iptalini gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Seçeneklere baktığımızda gördüğünüz gibi otoyolları kullanma, ücretli geçişleri kullanma, feribotları kullanma diyerek burada aslında rota seçeneklerini belirlemiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi yakıt verimliliği yüksek rotaları tercih edebiliriz. Motor tipini buradan belirleyebiliriz. Aynı şekilde
Ayarları hatırlatarak da daha sonra bu ayarlarımızı güncel tutabiliriz arkadaşlar. Evet. Tekrardan ana menüye döndük. Buradan git seçeneğine basıyoruz. Gördüğünüz gibi favori gezilerinizi yine karşımıza çıkarıyor. Aynı şekilde kayıtlara bastığımız zaman burada mevcut daha önceden eklediğimiz kayıtlı yerleri de direkt üzerine tıklayarak bulabiliyoruz. Güzel bir özellik. Katkı seçeneğine giriş yaptığımızda da burada haritayı düzenleyin diyebiliriz. Yani mevcut harita üzerinde, Google haritalar üzerinde kendi konumunuzu, örneğin bir iş yeriniz var. Burada haritayı düzenleyerek mevcut konumunuzu Google Maps'e ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Yer ekle veya düzel seçeneğini kullanabilirsiniz. Burada adresinizi düzeltebilirsiniz. Yol ekle veya düzeltme seçeneğini kullanabilirsiniz. Eksik bir yol var ise burada ekleyebilir veya mevcut yolu düzeltebilirsiniz. Haritalar hakkında mevcut görüşlerinizi de buradan paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fotoğraf ekleyin seçeneğinden mevcut konumun fotoğraflarını buraya ekleyebilir veya yorum yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde. Buradan gördüğünüz gibi katkılarınız sayesinde 280 kez görüntülenme seçeneği gösteriyor. Katkılarımızı da buraya ekleyebiliyoruz arkadaşlar. En son seçeneğe giriş yapalım. Burada da takip ettiğimiz kullanıcıların güncel bilgilerini karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Mesajlar seçeneğinde de gördüğünüz gibi mevcut mesajlar burada karşımıza çıkıyor. Evet, tekrardan profil ayarlarına giriş yapalım. Burada gördüğünüz gibi mevcut profilimizi buradan değiştirebiliriz. Ayarlara buradan ilişebiliriz. Konum paylaşma, zaman çizelgemiz, profilimiz yine aynı şekilde işletmemizi ekleyin seçeneği de burada karşımıza çıkıyor. Çevrim dışı haritalar için de buradan kendi haritanızı seçin veya yüklenmiş haritayı buradan tekrardan indirerek çevrim dışı haritaları da kullanabiliriz arkadaşlar eğer internetimiz yok ise. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bizleriniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşça kalın.